Merhaba arkadaşlar İlginç bir kayıtla berabersiniz. Siyah giyen adam benden yüzde danışmanlık almıştı. Evet. Doğru mu? Bir bir hafta 10 gün önce kadar galiba. Doğru. O gün bir iki saat geçirdik ama bugün tekrar buluştuğumuz zaman bir araya geldik ve neredeyse bir gün geçirdik diyelim diyebiliriz. Yani ikisini topladığımız zaman benle bir gün geçirmiş oluyorsun aslında. Evet. Hep ben insanları yorumladığımı fark ettim. Ve biraz da başka insanların bu benle bir gün geçirdiklerinde bir gün geçirdiklerinde benim hakkımda nasıl yorum yapacaklarını, beni kendilerince nasıl yorumlayacaklarını merak ettim. Ve hatta sana yüz yüze, iki saatlik yüz yüze görüşmenin sonunda da tavsiyeler ve öneriler verdikten sonra sana özel olarak Biraz beni yorumlamamı beni yorumlamanı istemiştim. Sen de yorumlamıştın sağ olsun. Sağ ol. Ee, şimdi tekrar bunu daha uzun bir şekilde. Sacred'de bir gün geçirdim. Nasıl biridir? Gibi yorumlayalım. Sonuçta burada arkadaşımız da geldi. Şu an ev ortamındayız. Evimde ağırlıyorum seni. İşte konuştuk, ettik, sohbet ettik. Ee, o ilk zamandan başlayarak şu an e, işinde olduğumuz zamana kadar Secret'la alakalı gözlemlerin kafanda neler oturdu? Olumlu yönler, olumsuz yönler nasıl biridir? Sence Secret? Secret'la ilgili ilk başta gözüme ses tonu konuşman mesela çok cesurca böyle hani yüksek tonlamayla konuşuyorsun. Bu mesela çok rahat, dışarıdan rahat bir insan olduğunu belli Hiç böyle kapanık ya da normal monoton değil. Sesini çok güzel kullanıyorsun bu arada abi. İkinci olarak bir yere gittiğimizde, oturduğumuzda vesaire böyle rahatsa mesela üçüncü bir kişi mesela oradan geçen birisi sen o rahat bir kimliğin olduğunu sezebilir seni tanımadan bile. Hı hı. Dış görünüşten ziyade o duruşun verdiği imaj vardır ya abi. Sende o farklı mesela fark ediliyor. Dışarıdan fark ediliyor. Hı hı. Da bir ve Konuşurken vesaire konuşma ses tonu da onu görebiliyor insan. O rahatlı mesela çok dikkatimi çekmişti benim. Kafede buluşmuştuk. Kafedeki rahatlı çok dikkatini çekti. Mesela ben de mesela birisiyle konuşurken vesaire üç aşağı beş yukarı ya normal monoton tonla da normal duruyor. Mesela bir özgüvenli duruyorsun ya mesela hı hı. o cidden çok dikkat çekici oluyor. Onu fark ettim sende. Ben de mesela otururken bir dik daha dik durayım, hani daha özgüvenli durayım gibisinden senden sonra da bende de o başladı. Bir yerde otururken. Aslında ben onu özgüvenli durayım diye yapayım diye yapmıyorum. O benim aklımdan bile geçmez. E, tamam mı? Muhtemelen ya bir kişi özgüvensiz olsa ancak benim oturuş tarzımı ki nasıl oturdum hatırlamıyorum bile. E, kopyalamaya çalışsa on da öyle durmaz. Çünkü fake yaptığı, sahtesini yapmaya çalıştığı belli olur. O komple bir enerji. Komple bir durum. Zamana tamam mı? yayılarak mı oturdu. Zamanla Hı -hı. oturdu tabii ki. E, kardeşim o benim orijinal halim haline geldi. Ben hiçbir zaman işte Özgüvenli görünmek için dik durun, arkanıza yaslanın gibi şeylere bunların sahtesini yapmaya itibar etmedim aslında. Tamam mı? Bir yerden sonra içerideki bazı taşlar oturduğu zaman o rahat davranmak, olması gerektiği oturuş pozisyonlarında oturmak senin standartın oluyor zaten. Yani sen doğal olarak e, insana gelen bir özellik. Doğal olarak otomatik gelen bir özellik kardeşim. Peki abi bir de mesela şöyle bir durum var. Ee, mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben bir yere gittiğimde ya da oturduğumda mesela baktığımda evet senin söylediğin gibi mesela biraz daha cool gözükmeye çalışan vesaire olur. Ama sende şey de var nasıl desem. Oturuluştan belli oluyor direkt zaten. Rahatlığın, ses tonun. O, o çok hoşuma gitti mesela benim ve şey de veriyor aynı zamanda karşısındaki insan da o rahatlığı veriyor. Mesela sen otururken eğer sen mesela biraz daha çekingen vesaire duruşlar ses tonunda o bana da yansırdı. Senin rahat duruşun benim de sana iletişimimi de güçlendirmiş oldu aynı zamanda. Bu aynı zamanda konuştuğum konuları iyi biliyor olmamdan da kaynaklanıyor. İyi bilmediğim konuda atıp tutmayı sevmem ama iyi bildiğim konuda da çok mütevazilik, mütevazilik. yapmam eskiden yapardım vazgeçtim bu kötü uyumdan. Tamam mı? Ee, i̇yi bildiğim bir konuda konuşursan daha olması gerektiği gibi durur ve konuşursun. Sesin de yüksek çıkar aslında. Mesela bir de mesela senin sohbet ediyoruz ortak bir konumuz var ya ama diyelim ki hiç tanımadığın birisi varsa bir tane kadın var mesela yeni iletişim kurmaya başlıyoruz. Orada mesela sohbeti nasıl açabilirim ben? E... Mesela seninle şu anda ortak bir paydada buluşuyoruz. Konuşacağımız konular belli ama daha önce tanımadığım ya da tanımak istediğim birisiyle İnsan sadece kadın olarak söylemiyorum. Kadın erkek karışık. Sohbeti mesela nasıl açıyorsun sen? Çünkü şunu fark ettim. Bir yere gittiğimizde bile mesela oradaki garsonla bile çok rahat iletişim kurabiliyorsun. İstersen onu uz uzatırsın. Zaten bu garsonla iletişim kuramazsan kızla hiç kuramazsın ki. Sonra cevap vereceğim. Şu sorduğun soru önemli bir soru kardeşim. Yeni tanıştığımız insanlarla tabii ki bir anda e, seninle olduğum kadar şu anki samimi bir şekilde e, şey yapmıyoruz. İşte e, biraz tartarak konuşuyorsun. El mahkum. Yoksa öbür türlü deli ve dengesiz gibi görünebilirsin. İnsan tanıdıkça açılıyor aslında. Ama sen şunu soruyorsun. İşte garsonla olsun, yeni tanışacağım bir kızla olsun. O standart e, rahatlık seviyesini nasıl koruyorsun diyorsun. E Ben seni kafede görünce de standart... Seni tanımıyordum ki ilk defa gördüm. Doğru. Orada da rahat oldum. E dolayısıyla başka bir kadının ya da garsonun karşısında da rahat olabilirim. O oturmuş bir beceri. Aslında hani DGM'yi DGM'ye bok atıyorlar ya. Ya DGM ya karı kız mı kovalayacaksın sokakta? İşte DGM sana bunları kazandırıyor. Anladın mı? DGM'nin yanal faydaları çoktur diyordum ya ben. İşte DGM'nin yanal faydalarından en önemlisi bu. İş yerinde iletişimini güzelleştirir. Erkek, kadın olsun, iş yerinde yeni tanıştığın fark etmez. Nasıl etkili iletişim kurman gerektiğini DGM'den öğrenirsin. Öyle etkili iletişim kitabı, yok beden dili kitabı okuyarak değil kardeşim. Bu bunların bir aydan sonra alışkanlık olması ile alakalı bir şey. Bunun tersini yapmaya ben zorlanırım. Bu yüzden DGM kendini nasıl taşıman ne, neleri yapman konusunda seni için çok bir iyi bir eğitim alanı. Bu beni ben DGM yapmasaydım ama gene şu an olduğum gibi başarılı biri olsaydım farklı bir işte vesaire. inan şu iletişim becerilerim çok çok daha geri olabilirdi kardeşim. DGM ya sadece kadınlarla ilgili değil de aynı zamanda diğer tüm insanlarla ilgili iletişim becerisi katladı yani sende. Kesinlikle ben her zaman bunu savunuyorum. Israrla anlamıyorlar tamam mı? Adam diyor ki ya DGM'i küçültüyorlar. Anladım. <laughs> Sanki sadece oradaki olay gidip kızdan numara almaya çalışmak için günde sulakta 8 saat harcamak gerekiyormuş gibi. Yok öyle bir şey. 40 kere söyledim ya. Beni anlamıyorlar. <laughs> Anlatabiliyor muyum? DG'nde yaptığın iletişim tarzı or, or, hiçbir ortak noktan olmayan bir kadına en iyi iletişim tarzını göstermek idealdir ya. En iyi iletişim tarzını göstermek istersin. İletişim nedir? Ya sözel olduğu kadar vücut diliyle de olan bir şeydir. Güzel bir gülümseme, ee, özgüvenli bir duruş ama böyle şey gibi değil hmm, çalışılmış bir özgüvenli duruş değil yani doğal Şimdi bir özgüvenli duruş şimdiden. doğal doğal bir özgüvenli duruş tamam mı bunların hepsi zamanla kendini o denize ata 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 senin değişmez bir parçan oluyor belki de bu kızlar tanışmaktan daha bir önemli olabilir yani eş değer önemde bence anlatabiliyor muyum kardeşim ha Yeni tanıştığın insanlarla yani bu kadar rahatlık ve doğallık bence ideal. Ancak gene de senle biz bir hafta geçirsek çok daha çok çok daha samimi oluruz. Muhabbetimiz artar, birbirimize güveniriz güvenimiz artar, şeyimiz artar. O zaman daha rahat muhabbet ederiz. Ama ben seni kafede ilk gördüğümde sen erkeksin, isterse bir kadın olsun, biraz daha jargonuna uygun konuşmak, biraz daha mesafeli olmak. Ee, şu şey olarak toplumsal olarak ka kabul edilebilir çizgiler içerisinde kalmamızı sa sağlıyor. E, ama ben kapıyı her zaman standart olarak e, rahat ve kendine emin olarak açıyorum. Daha da rahatlanır ondan sonra, daha da rahat şey yaparsın. Ha bu arada bu benim sana verdiğim enerjiyle sen rahat olmuşsun ya o kafede. Evet. Aynı zamanda senin bana verdiğin enerjiyle de ben rahat oluyorum kardeşim. Bu karşılıklı bir şey. Karşımda kendini kapatan bir kadın kafasında farklı korkular bana başıma bir şey gelir mi bu adamdan işte kendini saklayan bir kadın karşısında ben de rahatsızlık hissederim. Onunla istediğim gibi iletişim kuramam. İletişime kapalı. Bu iletişim kardeşim santranç gibi veya başka bir iki kişiyle oynanan oyun gibi. Tamam mı? Oyun da öyle. İletişim sen bir hamle yaparsın, o bir hamle yapar. Sen bir hamle yaparsın, sırayla yapılan bir şeydir. İletişimi tek taraflı kurarsan monolog olur. Monolog. Yani tek taraflı konuşma. O yüzden iletişimin, iletişim için iki tarafında e, şeye gerekiyor. Çabası gerekiyor. Tek taraf gönülsüz olursa iletişime kısmen iletişim kurabilirsin onunla. Evet. Aklında soruları yanıtladın mı bu soruyu? Evet abi. Mesela ben yaklaşık sek iki gün geçirdim. Ya aslında e, bir gün diyelim. Yani iki ayrı gün geçirdik de tamam. sürü açısından baktığımız zaman bir güne tekabül ediyor. Abi sen de mesela bugün arkadaşımız da geldi mesela. Hı, şu an bir sen ev ortamındayız. Da... Arkadaşımız işte bir saat önce çıktı. Eski iş arkadaşım bir de konuları artık bu e, deneyimle de alakalı. Birçok farklı konudan e, birikimle konuşabiliyorsun mesela bilgis, teknolojiden konuştuk mesela, teknolojiden konuştuk, müzikten konuştuk siyasetten, kadınlardan ve bunların hepsinde şeysin. Belli bir birikim bir şey var. Mesela ben teknolojiden konuşabilirim ama siyaseti pek anlamam. Sanda bulunan hepsinin bir altyapısı var ve bu sana şey veriyor büyük ihtimalle. Yani çok e, çeşitli gruplardan insanlarla çeşitli e, konuları konuşabiliyorsun. Bu da network'ünün gelişmesini sağlıyor. Doğru mudur abi? Aslında network'üm geniş olduğu için İnsanlardan bu konularda farklı tipte, farklı ilgilenenlerden, insanların onların ilgilenenlerinden beslendim evet. Peki mesela benim network'üm hani ortalama seviyede mesela. Ben mesela geliştirmek için ne yapmam gerekiyor benim? Farklı çeşitlilikte senin arkadaş grubuna girmeye değer olan, değer olmak kaydıyla farklı tipte, farklı çeşitli insanlarla bir araya gelmen, onlarla muhabbet etmen gerekiyor. Onlara maruz kalman Peki gerekiyor. Abi. Ben sende şunu da fark ettim. Sadece mesela biraz önce şeye değindim ama oturma, ses tonu vesaire dedim ama bu bilgiden ziyade nasıl desem ekstra bir auram var mesela. Karşıya güveni veriyorum bir şekilde. Bu mesela ben kendimde onu göremiyorum ama sende o var. Bunun mesela gene yılların verdiği deneyimle alakalı bir şey mi? bu karşıya verilen güven yoksa e, sadece Nasıl desem? O bilgiyi verdiği tecrübeyle konuşarak mı açıyorsun? Bu güveni nasıl sağladın mesela? Şimdi kardeşim. Çünkü ben seni ilk defa gördüm ama sana güveniyorum mesela. Ee, hı hı. Bu güveni mesela sen bana sağlayabiliyorsun. Güven kelimesini açar mısın? Hangi anlamda güveniyorsun? Yani e, benim bilgimi bil, sana vereceğim bilgilerin doğruluğu konusunda mı? Bilgilerin doğruluğu konusunda mesela ben sana güveniyorum. Hı hı. Ama normalde yabancı bir insansın benim için. Bunu çok kısa sırada sağladın sen. Çünkü ben hayal satmıyorum gerçekleri olduğu gibi kendimde inanmadığım bir şeyin tavsiyesini ben sana ya da kimseye vermem. Laf olsun diye vermem kardeşim. Bilmiyorsan bilmiyorum derim. Ve ondan sonra seni net bilen birine yönlendireceğim muhtemelen. Tamam mı? Ben sadece bildiğim konulardan konuşurum. Yetersiz kaldığım konuda başka bir profesyonel yönlendiririm. Aslında. Senden bu bilgi konusundaki güvenilirlik konusunda kafanda şüphe olmamasının nedeni ben içimde kendi inandığım şeyi sana söylediğim için inanarak söylersen o karşıya geçer. Tonlamandan, ifadelerinden. Eğer yalan söylersen duraksarsın, adamın gözü yerine tavana bakarsın iki saniye. Düşünürsün. Acaba fazla mı salladım diye düşünürsün. Yani o tutarsızlık, mutlaka o tutarsızlığı yakalarsın anlatabildim mi? sen söyleyince fark ettim. Mesela ben sana psikologlar gibi bir soru sormuştum. Sen o konuyu bilmiyorum deyip beni başkasına yönlendirmiştin mesela. Orada direkt aslında bilmiyorum ama bilmiyorum diye verdiğin için sadece bildiğin konuları söylüyorsun. Psikologla ilgili miydi? Hı hı. Bir öneride bulmuştun bana. Hı -hı. E, şimdi e, sen söyleyince aklıma geldi. Cidden tane bilmediğin konuya bilmiyorum diyorsun. O konuda açıksın. Hiç şey yani kıvırmak ya da şey yapmıyorsun bana. O da bana güven veriyor. Sen söyleyince... Zaten benim benim amacım şu. Aman bu adam iki saatini doldursun da gitsin bir an önce değil. Benim amacım sana orada en doğru bilgileri işten sahip bir şekilde inandığım seni düzelteceğine inandığım bilgileri bir terzinin senin üstüne kıyafet dikmesi gibi çalışıyorum ben aslında. Sana özel tavsiyeler. Sana özel dikilmiş takım elbise veriyorum ben sana. Tamam mı? Eğer ben sana işini göreceğinden emin olmadığım bir bilgiyi veriyor olsaydım bunun anlamı ne olurdu biliyor musun? Adam parasını ödedi. iki saatini doldursun, doldursun da gitsin. Mentalitesiyle düşünseydim yardım fayda amaçlı değil de öyle düşünseydim ben sana bilmediğim konuda da konuşurdum kardeşim. Tamam mı? Çünkü süre doldurmaya oynardım. Ama ben orada süre kaybetmemeye onu geçelim ki bildiğim konulara gelelim. Onlarda sana faydalı olayım. Farklı alanlarda. Aslında zaman kazanma o. Bilmediğim konuda gevelemek zaman kaybı. Seninle zaman kötü, kendi zamanını çalarım. Daha kötüsün oraya bir beklentiyle gelmişsin. Senin zamanını çalarım. Tamam mı? Bunun nedeni o kardeşim. Ben sen oraya geldiğin zaman senin hayatını uygularsan değiştirebilecek şeyleri söylemek benim. Motivasyonum. Bunun aynı zamanda yani para getirisinin dışında manevi getirisi de çok yüksek bir şey. Tahmin edebilirsin. Anlatabildim, Anlatabildim mi? Anlatabildim. Yani ben sosyal medyadaki işimi podcast olsun, insanlara koştuk olsun, DG eğitimi olsun, kitap yazdığım kitaplar olsun. Hepsini insanlara faydalı olsun. Maksimum faydayı vereyim. E, ve yaptığım iş her zaman kaliteli olsun. Ben bu dijitaldeki işimde kaliteden taviz vermem abi. Az kazanayım, daha az kazanayım ama kaliteli olsun. Bu hem senin için iyi bir şey. Kısa vadede benim için kötü bir şey gibi görünse de uzun vadede benim için de iyi bir şey. Çünkü burada ben ne kadar çok e, insana insanın hayatını e, etkileyebilirsem olumlu anlamda o insanlar bana uygulayıp beni severlerse, minnettar olurlarsa, tutarlarsa sen gider bir arkadaşına önerirsin. Değil mi memnun kalınca? Tabii ki tabii ki. O gider öbür arkadaşına önerir ki öyle oluyor. Zaten. Evet. Sıkı takipçim olursun. Ama benim verdiğim bilgiler sana çöp olsa takipten de çıkarsın. Arkadaşına da önermezsin. Gelip hocam teşekkürler işte bir yayını izledim çok faydalı diye yorum da yazmazsın uzun vadede aslında ben burada e, kendimi kaliteli tavsiyeler veren bir e, işte ne dersen erkeklere yardımcı abi dersin ya da kişisel gelişim koçu uzmanı dersin erkekler için dersin işte e, hayat hayat okulunda okumuş yani, bir abi dersin İşe işe verdiğin önemde benim şu hoşuma gitti evet. normalde mesela bugün DGM yapacaktık sen yorgunum dedin. Hani normalde başkası geçiştirebilirdi e, o bugünü. Ama sen hani tam verim alabilmek için bugün açık bir şekilde yorgunum dedin. Oradan geçiştirirsen mesela senin kaybın olmayacaktı. Senin iznini de aldım bu arada. Senin Aha. için uygun mudur? Daha iyi olacaktır ikimiz için de dedim. Hı -hı. Sonra, sonra senin de uygun orada... tarihini bulduk. Onu da kısa bir süre sonra yapacağız. Mesela orada normal birisi şunu da yapabilirdi. Tamam deyip geçiştirebilirdi. Baştan sarmada da yapabilirdi. Ama sen şu anda yorgunum tam dedim. Alamayabilirim dedin. Senin için başka tarih uyguladın. Senle sözleştik abi. Ya, yarın yapacağız. Hı -hı. Mesela bu şekilde mesela bana şunu da vermiş oldun. Geçiştirebilirdi bu adam yani. Nasıl olsa. Ama sen çok açık davranıyorsun karşısındaki insana. Mesela bu benim hoşuma gitti sandım. Eyvallah i̇şe kardeşim. İşe duyduğun saygı o yüzden hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ya bu işe gerçekten ben saygı duyuyorum ya. Yani yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunun... 10 sene önce ben bu işi başlattığım zaman Çekici Erkek Eğitim Seti kitabını yazmıştım. O tarz kitapları insanlar çeviri meviri bir şey, kopyalı yapıştır, şudur budur. İnan bana bir haftada 10 günde yazıyorlar. Kaç sene sürdü biliyor musun? Sadece o setin bir kitabını yazmak. 3 sene sürdü. 3 sene sürdü. Çünkü benim oradaki motivasyonum arkamdan gelenlere bir eser. Bir önemli bir rehber bırakma motivasyonuydu. O zamanlar bu işten böyle para kazanılabileceğini de bilmiyorduk zaten. Anladın mı? Bir yerde Second Gentleman Club'un markası varsa kalitelidir abi. Tamam mı? Ben bu algıyı uyandırmak, uyandırdım da çok şükür. Bu algıyı devam ettirmek için çalışıyorum. Bu benim için çok önemli ve vazgeçilmez bir şey. Kalitesiz bir ürün Yetişemeyeceğim, yapamayacağım, daha fazlasını vaat edip, ondan sonra daha azını verebileceğim bir ürün, hizmet ben vermem, tamam mı? Benim çalışma işime saygım bu şekildedir. Ben para kazanmak için de çalışmıyorum. Bak, para kazanmak istiyorum, ama para kazanmak için çalışsaydım, ben Allahsız pazarlama derim işte, işte her hafta bir kızla yatın, üç günde iki kızla yatın işte bu, falan filan gibi yani e, insanlara insanlara aşırı aşırı tavsiyeler verirdim. Böyle pazarlama yapanlar var mı? Herkes yapıyor abi. Doğru. Herkes yapıyor. Tamam mı? Ben yapmam. Benim pazarlama anlayışıma uygun değil. Ben oradan belki iki katı para kazanırım aylık olarak şu ankinden. Ama yani bazı şeyleri kaybederim ya. Birincisi e, manevi yönden kaybederim kardeşim. Tamam mı? O aldığım para o kadar iyi hissettirmez. Beni iyi hissettirmez. Ben kazandığım paranın para aldıysa onun karşılığını daha fazlasıyla vermek isterim. Tamam mı? Mesela bu son Biz... söylediğini sandı gördüm abi. Çünkü şey bugün mesela yaşadım. Geldin biraz yorgunum. Senin için de uygunsa dedin benim de onayımı aldı. İkinciden başkası olsa mesela orada geçiştirebilirdi. Çünkü ben başka bir yerde başka ürün aldığımda mesela gene aynı şeyi yaşayabiliyorum. İnsanlar geçiştirebiliyor manada neyse diyebiliyor. Ama sen hem benim rızamı aldın hem de daha enerjik olduğum bir zamanda bana daha iyi verim sağlayabileceğini düşündüğüm bir zaman erteledim. Ya Aras şimdi biz de insanız. Yani bir, normalde bir işim var benim. Şimdi yorgun oluyoruz. O gün yeterli uykuyu alayamam. Uyku, uyku tutmamış olabiliyor bir şey oluyor. Bir şekilde gün içinde yorgun olabiliyorsun tamam mı? O benim keyiften yaptığım bir uygulama değil. Yani senin eğitiminin daha verimli geçmesi için e, erteledik. Bir de normalde eğitimler hafta sonu oluyordu. Senden işte meşguliyetin dolayısıyla hafta için almak zorunda kaldık. Biraz da yorgunluğum bundan. Hafta sonu olsaydı toparlardım yani. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bu şekilde. Benim ürünümü alan adam 100 lira, 100 lira verdiyse abi 120 liralık değer alsın. 150 liralık değer alsın. Benim mantığım da her zaman bu. Ben her zaman kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünürüm kardeşim. Tamam mı? Ben böyle büyüyeceğim. Yani sitemi, takipçilerimi bu şekilde benim büyütmem lazım. Yani adam benim toplantıma geldiği zaman ya da beni yolda gördüğü zaman ya da beni aradığı zaman bu yaptığım şeyi fark edip saygı duysun. İnsanların saygısını kazanmak. ha. Herkes bana saygı duyuyor diye ego tatmini yapmak değil yani ee, insanlar da ben yani saygı, tebriklerini kazanmak yani benim mutlu eden şey. Yoksa ben e, acımasız pazarlama yaparak ürünleri hizmetleri pohpohlayarak, şişirerek yanlı ifadeler, abartı ifadeler kullanarak şu an sattığımın iki katını satarım. Bunu yap, yapanlar yok mu? Var. Görüyorsun. Adam kim olduğu belli değil. Öyle iddialı cümleler söylüyor ki. Kendini şişiriyor. Ama uzun vadede güvenilirliğini kaybedecek o adam. Ondan bir ürün adam, alan adam ikinci ürünü almayacak. Arkadaşına tavsiye etmeyecek. Ama benden bir ürün alan, alan adam diğer ürünleri de alıyor. Çünkü kaliteli algısı yerleşiyor. Benden DGM alan arkadaşına da tavsiye ediyor. Benim sistem böyle yürüyor kardeşim. Bu hem benim için orta uzun vadede çok iyi. Hem de senin kaliteli bir hizmet ya da ürün alman için çok iyi bir şey. Zaten genelde mesela anlık parlayan ya da anlık popüler olan çok şey var ama uzun vadede daha sağlam, daha emin adımlarla gitmek daha önemli benim en azından benim gözümde. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim kardeşim. Kısa yol aslında uzun yoldur. Kısa yoldan gidersen hedefe doğru dürüst varamayacağın için yolu uzatmış olursun. Onun yerine paşa paşa uzun yolu kabul edip orada yürümeye başlasaydın o kısa yolda kaybettiğin vakti kaybetmezdin. Çok anladın böyle. mı? Uzun yol aslında kısa yoldur. Kısa yol ise bir ilüzyondur ve uzun yoldur kardeşim. Benim kafam her zaman böyle çalışır. Mesela abi e mesela o yüzden bana şey e, hoş gelmez mesela borsada al satçılar var ya da kriptoda al satçılar var. O kriptoda insanların o ilk dönemlerde ilk çıktıkta, çıktığı zaman 5-6 sene önce herhalde çok patlamıştı falan. Ortada bir kolay para muhabbeti dönüyordu. İşte adam arabasını satıyor bitcoin'e koyuyor falan. Abi kazansam ne olacak? O zamanın parasıyla 50 bin lira cebime koysam ne olacak? Ben her zaman e, ortalama ama düzenli bir gelirin peşinde koştum. Hiçbir zaman benim dikkatimi böyle bir haftada bir günde iki haftada volley bulup köşeme çekilmek benim tarzıma göre değil. Benim o 50 bin liraya ihtiyacım yok, tamam mı? Hayatımı kurtarmayacak o benim. Benim hayatımı kurtaracak şey ortalama ya da ortalama üstü bir paranın kafanda belirli bir miktar var, düzenli geliyor olması. Ben senede haftada bir 50 bin lira bir yerden borsadan şuradan buradan al sat yaptım kriptodan tırtıkladım. O para beni mutlu etmez. Tatmini olmaz. Benim için önemli olan devamlı akan parada tamam mı? Ben her zaman bu sistem üzerinde çalıştım kardeşim. Anlatabildim demek istediğimi. Anlatabildin abi. Ya o kazandığım borsada aldım sattım. Oh bugün 5 bin lira kâr etmişim iki günde. İnan beni mutlu etmez. Ya, unuturum ben o parayı yani. Benim için değerli bir para değil o. Ama satışlar geliyor. Danışmanlıklar geliyor. DGM eğitimleri geliyor. İşte onlar beni mutlu ediyor. Çünkü onların devamlılığı var. Sen beni tavsiye edeceksin. Kaliteli ürün, kaliteli hizmet. Eminim ben bunlardan. Tamam Arkadaşına önereceksin. Sen benden eğitim aldın. Memnun kaldın. Kaldılar zamanında. Sen de kalacaksın inşallah. Tamam mı? Ee, ben sadece sana yaptığım iş sana eğitim vermek değil orada. Gelecek müşterilerim de kazanıyorum ben. Anladın? Çok doğru. Büyüyerek gidiyor. Ben her zaman böyle musluğu açarsın 3 saniye akar doldurursun kapanır. Ondan sonra bir daha akmaz. Senede bir bir kere 3 saniye akar foşur foşur. Ben öyle değil. Böyle az aksın ama sürekli aksın. Ben her zaman bu mantelte oldum ve her zaman uzun yolu seçtim. Tamam mı? O uzun yolu da abi insanlara cidden hani e, o enerji güveni sağlayarak yapıyorsun. Çünkü ben bu felsefeye inanıyorum ya bu benim kendim yani. Bu benim kendimim. Yani ben böyle biriyim yani. Mesela örnek veriyorum mesela DGMI eğitim alacağım. Sonra gideceğim ama tekrar mesela buraya geldiğinde seni Uğur abi nasılsın diye arayacağım. Kesinlikle. Aramaya da bilirim mesela. Kesinlikle. Çünkü sonuçta bir hizmet aldım. Çünkü bir mağazadan bir şey aldığınızda geçerken merhaba demiyorsunuz o değil mi? Aa, mesela ben sana İstanbul'a geldi Uğur abi nasılsın? Mustafa? sen bir çay içelim mi diyeceğim. Kesinlikle. Çünkü sohbetine ne enerjin. Yani ben cidden seni sevdim abi. Teşekkür ederim kardeşim. Aynı şekilde. Bil mukabele. Şimdi burada tabii ki para dışında insan kazanmak da çok önemli kardeşim. Senin gibi e, arkadaşlarım bana telefondan olsun, kitap alıp yazanlar olsun. Veya da yüzde eğitim verdiğim, görüştüğüm insanlar olsun. Ben çok arkadaş kazandım. Tamam mı? Her ne kadar ben size çok şeyler öğretmiş olsam da sizler de bana bir şeyler öğrettiniz. Hani demişler ya işte bin biliyorsan da bir bilene sor. Öğrendim iletişime dair, kime nasıl yaklaş, yaklaşılacağına dair, insan profilleri farklı tipte, farklı yaşta, erkeklerle bir araya gelmek, konuşmak, onların sorunlarını dinleyip çözüm üretiyor olmak, bir muhabbet ediyor olmak bana da çok şeyler kattı yetişim olarak. Bu şekilde. Yani bu faydalardan bir tanesi de elbette dostluklar, arkadaşlıklar edinmek. Ve insanların saygısını, sevgisini kazanmak. İnsanların saygısını, sevgisini kazan. Nasıl kazanırsın? Başarılı olarak ve başarından onlara pay vererek. Onlara bir dostluk, arkadaşlık yaparak. Aynı zamanda sana saygı ve sevgi verirler. Ve bu durumda olduğunuz zaman para artık bir teferruattır. Tamam mı? Parayı zaten kazanırsın. Şunu demişlerdir. Parayı parayı kovalama. Başarıyı kovala. Çünkü başarılı olduğun zaman zaten para başarıyı takip eden bir şey. Anladın? Benim aklım böyle. Bunu bir yerde eyvallah bu sözü <laughs> YouTube'da duydum. Tamam mı? Ama genel olarak ben bu felsefeyi e, bir yerde okuduğumu sanmıyorum. Bu ben bu benim kafamın çalışma şekli. O musluk örneğini verdim. Arada bir arada bir yüksek kazanmaktansa normal kazanayım düzenli aksın. Bu ben uzun yolu yürü. Bu ben de ya başarıyı ben hiçbir zaman şans ola, ya şey olarak şans olarak görmedim. Yani başarı şansa gelirse yakalarım diye görmedim. Hayır başarıyı opsiyon olarak sunmadım. Ben başarılı olmak zorundayım şimdi. Para kazanmada hayat standartımı yükseltmekte. Tamam mı? eğer başarıyı bir şans olarak görseydim o borsadan CVM'e giren iki günde kazandığım beş bin liraya ben de sevinirdim. Ya da bir anda böyle 3 saniye eline foşur foşur akan musluğa o para e, mecazi olarak kullanıyorum bunu. Ben de sevinirdim ama ben hiç böyle bir adam olmadım. O Benim CVM'e bugün güzel para girsin ama bir ak akarım olmasın 100 bin lira girsin. E bundan sonra diye sorarım yani. Anladın mı kardeşim? Her zaman sistem, ileriye düşünme ve e, ağır ama güçlü bir şekilde ilerleme. Tamam mı kardeşim? Benim kafa bu şekilde çalışıyor. Ben bu felsefeye inandığım için de sizlere çok çok daha iyi tavsiyelerle geri dönüyorum. Yani yararlı, faydalı olabiliyorum. Bunların ikisi birbirini besleyen şeyler. Var mı ekleyeceğim bir şey bu konuya? Son olarak şu e, şunu söyleyebilirim. Abi ben sen de hani böyle konuşuyoruz, ediyoruz ama mesela ben şu anda senin evindeyim. Beni misafir ettin buraya. Hı hı. Teşekkür ederim öncelikle. Ne demek kardeşim o zaman? Ve şu, mesela yarın e, eğitim alacağım senden ve şu anda almadım mesela ama şunu biliyorum hani eğitim cidden hani bana yararlı olacak. Daha almadan bunu bilebiliyorum. Çünkü hem e, mesela kitap yazdım dedin, Kaç yıldır mesela bu işlerin içindesin. Hem geçmişten gelen bir teşrüben var hem de karşıya yansıttığın o e, tecrübenin güveni olur ya hani o işi bilen insanın bir yansıttığı bir güven Reis, olur. O ben bir sana bir şunu söyleyeyim. Sana... Ben bu işi yarım yamalak ya da yeterli derecede de bilmiyor olsaydım zaten DGM eğitimi yaptırmaya kalkmazdım sana. Vermeye kalkmazdım anladın mı? Ben bir işi tam olarak içime sindiği bir noktada vermeye başlarım kardeşim. Ha Eğit ne kadar seti DG'mi iyi bilsen de onu başka bir kişiye öğretmek daha farklı bir beceri istiyor. O beceriyi ben gitgide her sene her eğitim verdiğim vatandaşa zaten arttırıyorum. Tamam mı? Şu an ben harika öğretiyorum DG'mi. Belki bundan 3 sene önce o kadar harika öğretemiyordum. Çünkü öğretmek de bir meziyet yani. Demek istediğini anladım. Çünkü e, bir, bir pedagojik olarak düşünmek, seni karşısındakini şeyin... aktarmak, karşısındaki öğretmek farklı bir şey. Şu an Öğretme yine, becerisi de gerekiyor. Şu an inanılmaz oturdu. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde. Teşekkür ederim abi. Beni buraya ederim. konuk ettiğin için. E, ondan önce başka söyleyeceğim bir şey var mı? Benim hakkımda buradaki muhabbetleri de gördüm. Bir şey ekleyeceğim bir şey var mı? Sadece teşekkür ederim abi beni bugün buraya davet ettiğin için. Seninle tanışmaktan da cidden memnunluk duydum. Şey hoşuma gitti ya. Mesela ben sadece eğitim alacağım ve gideceğim zannediyordum. Hoş sohbet çevirmiş olduk. Hı -hı. Yani En azından İstanbul'a geldiğinde mesela arayacağım anasını abi diyeceğim birisi daha Hı -hı. olmuş oluyor. Bir insan kazanmış oldum. Evet. Bunun için teşekkür ederim. Bak beni etkileyen bir söz var. Yakın zamanlarda izlediğim bir shorts videosunda. Mike Tyson. Ben aslında Muhammed Ali'ciyim tamam mı? Muhammed Ali'nin en büyük benim kitabını okudum. Muhteşem bir kitap. Az bilinen ama deli dehşet bir kitap. Her erkeğin okuması lazım bence. O boks da anlatır ama hayat da anlatır o kitap. Sen de okumalısın bunu. Not al. Adı neydi? Muhammed Ali en büyük benim. Aslında Muhammed Ali'nin kendi ağzından çıkan cümlelerin sözleri aktarılmışı, biyografisi Muhammed Ali'nin. Tamam ben bunu bu kitabı nasıl buldum biliyor musun? Üniversite zamanlarında o beyazıtta sahaflar vardı. Girdim bir kitap alacağım. Bir sarı kapaklı eski bir kitap gözümü gözümü dikkatimi çekti. Bu neymiş diye aldım. En büyük benim yazıyor. Aa Muhammed Ali'nin kitabı. Onu aldım. Kitap beni o an ikna etti. Eski bir kitap bu arada. Ee, üstünde de böyle şey yazıyordu. E, kaplı bir kitap e, Hürriyet gazetesi vermiş tamam mı o zaman? Yani e kupon biletleri de kaldı. Yani kupon biletleri de Ondan sonra sahafa düşmüş. Abi kitap o kadar sürükleyici, o kadar öğretici, o kadar o maskülen felsefeyi veren... ...hedefleri peşinden gitmeyi veren... O ...Muhammed Ali bildiğin gibi bir ikon pek çok konuda tamam mı? O adamın felsefesini o kadar güzel özetlemiş ki. Ve bu da yetmiyor. O yayınlarda izlediğin o maçları anlatırken kendini ringde gibi hissediyorsun olayın içinde gibi hissediyorsun adam duygularıyla şeyleriyle o kadar güzel ifade etmiş ki ben oradaki maçları e, okurken maç sahnelerini heyecanlandım ya kendimi içinde buldum çünkü anladın mı o kadar güzel bir kitap hepinizi öneriyorum arkadaşlar alın mutlaka okuyun e, hayatınızda fark yaratabilecek bir kitap bu konuya nereden geldik ben Muhammed Aliciyim bu Okuduğum kitaptan dolayı oldu aslında. Adamın nasıl bir şaheser olduğunu gördükten sonra. E, biliyorsun bir de Mike Tyson var. En güçlü yumruğu vuran adam bildiğim kadarıyla. Foreman onu geçmemişse geçmişte. Yumruk şeyi olarak. Bu bir şeyin de bir, bir şey soruyorlar buna. E, diyor ki işte bir, bir organizasyon var röportajla şey yapıyor röportajcı mikrofon uzatıyor. İşte diyor ki meyvedir diyor. Muhammed Ali'den daha iyi olduğunu söylüyor diyor. Sayın Mike Tyson diyor. Siz ne düşünüyorsunuz diyor. Mike Tyson'a soruyor. Mike Tyson şöyle bir ya ne demiş bu salak gibi bir yüz ifadesi yapıyor. Hatta onu buraya koyarım ben. Telif yemezsek. Ondan sonra diyor ki Meyvedir. Daha diyor e, iki tane çocuğu var. Çocuklarını elinden tutulup tutup tek başına okula bile bırakamıyor diyor. O sadece diyor delusional diyor. Yani hayal görüyor diyor. Muhammed Ali'den daha iyi olduğunu düşünerek diyor. Bu adam niye bırakamıyormuş biliyor musun çocuklarını e, okuluna normal sıradan bir vatandaş gibi çünkü, çünkü saldırıya uğrayabilir. İşte birileri nefret ediyor falan sevmiyorlar falan gibisinden. Bir husumet mi bir şey mi ne varmış? herhalde diyor ki ondan sonra çok büyük bir söz söylüyor büyüklük diyor insanların sizi kabul etmesiyle elde edilir diyor korumalarla gezip kendini e, korunacak duruma sokarak güçlü olmakla değil diyor tamam mı Halkın sizi kabul etmesiyle büyüklük sağlanır diyor kendisi çocuklarını elinden tut, okuluna bile bırakamıyor o küçük bir adam diyor çünkü halk onu kabul etmedi halk Muhammed Ali'yi kabul etti halk Tyson'ı kabul etti bu kişiler her ne kadar dünyanın en iyi boksörlerinden ikisi olsa da halkın gözünde sağ, boks'tan hariç olarak çok fazla değeri temsil ediyorlar başarıyı temsil ediyorlar güzel şeyleri motivasyonu temsil ediyorlar Anladın mı? Aklıma say sayamayacağım şu an birçok güzel şeyi temsil ediyorlar ve bu adamlar birer halk kahramanı. Kardeşim. Bilmiyorum bağlantılı oldu mu? Oldu herhalde. Oldu oldu. Ben anladım en azından. O şortu da buraya eklerim. Evet. Benle aşağı yukarı bir gün geçirdin. Evet. Görüşlerim böyleydi. Teşekkür ederim başka ekleyeceğim bir şey yoksa benimle ee, alakalı. İyi ki daha bir bugün biraz rahatsız mısın çünkü rahatsız olmasaydın daha uzun vakit geçirememiş olacaktık. Hı Ve hem de benim için de değişiklik olmuş oldu. Hoşuma gitti yani bayağı teşekkür ederim tekrardan. Ayağına sağlık diyorum. Görüşürüz.